harekete de geçemiyorsun. Evet, Allah bizi o güne ulaştırsın. Şimdi bir takım şeyler var, sorular var bu işlerle ilgili. 3 ayların tamamı oruçta geçirilir mi? Efendim regaib namazı var mı? Berat namazı var mı? Berat gecesi, şu namazı, bu namazı. Bir sürü yazılar dönüyor, vaazlar dönüyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 90 günü yani 3 ayın tamamını oruçla geçirdiği hiç görülmemiş. Tamamını hiç tutmamış. Ama bazı evliyaullah, bazı alimler, bazı zevat-ı kiram tutmuş. Yasak değil. Tutabilirsiniz. Ama böyle bir sünnet yok. Şimdi Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki biz hiç iftar yapacak zannetmezdik. Yani hiç boş gün geçirecek zannetmezdik diyor. Yani bütün Recep'i neredeyse tamamlayacak zannederdik. Bazı senede de o kadar az oruç tutardı ki herhalde Recep'te oruç tutmayacak galiba başka zannederdik diyor. Yani Efendimizin Recep, Şaban ve Ramazan ayının tamamında oruçlu olduğu görülmemiş. Bazen çok tutmuş Recep'te, Şaban'da ama tutmadığı da olmuş yani. Boş bıraktığı da olmuş. Gücünüz kadar, işiniz kadar, bünyeniz kadar kendinizi zorlayıp da ibadetten soğutmayın. Kendinizi Ramazan'a hazırlayın. Çünkü Ramazan'ın tamamını tutmak zorundayız. Benim hocam rahmetlik 3 ayları tutarmış. Yaşlanınca tutamayınca fidye bile ödemiş. Halbuki böyle bir şey yok. Ama o kadar benimsemiş ki 3 ayları, Ramazan orucunu kaçırıyor gibi Recep orucuna da para ödemiş. Öyle adamlar da yaşamış yani. Ama siz gücünüz kadar. Amr bin As radıyallahu anh efendimizin oğlu Abdullah bin Amr bin As. 4 Abdullah'tan biri, sahabinin müştehidi, büyük alim. Hem de sahabi hem de müştehidi alim. O kadar çok ibadet ediyormuş, o kadar çok ibadet ediyormuş ki. Bir gün evlenmiş, genç tabii, bu sahabinin genci bu. Evlenmiş, babası bir gün kayınpeder olarak gitmiş gelininin ağzını aramaya, yani oğlunu sorgulayacak. Gitmiş geliniyle sohbet ederken demiş ki, kızım nasıl, kocandan memnun musun? Efendim demiş, çok güzel bir insan, muazzam güzel, dindar, geceleri hiç uyumuyor, hep ibadet ediyor, gündüzleri de oruçlu. Eteğimi bile kaldırmadı diyor. Eteğime bile dokunmadı diyor böyle. Aslında şikayet ediyor yani, benimle ilgilenmiyor diyor. Hep ibadet ediyor. Çekiyor oğlum, diyor ki oğlum böyle yapma. Hanımınla da ilgilen. Hanımının da sende hakkı var. Beyler, hanımların da sizde hakkı var. Eve gidince cep telefonuna gömülmeyin. Futbola, maça, televizyona, dizi filme gömülmeyin. Çocuklarınızın da sizde hakkı var. Gidin sohbet edin ailenizle. Bak sahabilerde de olmuş bu. Ama dinlememiş babasını. Çünkü ibadet aşkıyla yanıp tutuşuyor. Hiç oruç bozmuyor. Her gün oruçlu. Bütün gecede sabaha kadar ibadette. Bakıyor ki Amr bin As radıyallahu anh sözünü dinlemeyince peygamberimize şikayet ediyor. Peygamberimiz aleyhisselam da çekiyor, diyor ki evladım ben diyor bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Gecenin bir kısmında uyurum, bir kısmında hanımımla birlikte olurum, bir kısmında da ibadet ederim. Aşırıya gitme diyor. Ya Resulallah, benim buna gidiyor gücüm yeter. Oğlum diyor Efendimiz Aleyhisselam, sen diyor pazartesi, perşembe, bir de ayda 13-14-15'i tut. Ya Resulallah diyor, benim daha çok gücüm yeter, her gün tutayım. Oğlum diyor, peki sen diyor Hazreti Davud'un orucunu yap. Bir gün tut, bir gün bırak. Bir gün tut, bir gün bırak. Gece de biraz uyu, biraz da ibadet et. Aradan yıllar geçiyor. Resulullah Aleyhisselam'la böyle anlaşıyor. Bir gün tut, bir gün bırak. Gecenin birazını uyu, birazını ibadet et. Yaşlanınca diyor ki bu Abdullah Efendimiz, Hazreti Abdullah bin As, Amr bin As, keşke diyor Resulullah Aleyhisselam'ın en az teklifini kabul etseydim. Çünkü artık yaş gitti, gücüm bitti, sözümü tutamaz hale geldim diyor. Keşke azına devam etseydim. Ve Efendimiz diyor ki, ibadetin en güzeli nedir diye sorulduğunda, az ama devamlı olandır. Az ama devamlı olandır. Çok çok yap, sonra bırak. Şeytan böyle kandırır. Diyor ya, şeytan sağdan yanaşıyor. Böyle yanaşıyor. Namaza yeni başlamışsın. Kahveyi bırakmışsın. Belki içkiyi bırakmışsın. Kumar, bir şey olmuş. Camiye başlamışsın. Şeytan geliyor, diyor ki aferin sana. Çok güzel fısıldıyor kulağına. Çok güzel. Kıl. Kazaları kıl. Gece kalk kıl. Kuşluğu kıl. Evvabini kıl. Onu kıl. Bunu kıl.
En son diyorsun ki lan her an namaz kılıyoruz. Hadi akşam yatsıyı kılmadan yatıyorum bu sefer. Şeytan böyle kandırıyor. Az ama ölçülü ve devamlı ibadet. O yüzden 3 ayların Recep ve Şaban'da kendinizi yorup asıl bize lazım olan Ramazan'a güçsüz girmeyin. Gücünüz kadar oruç tutun.